Herkese merhabalar. Türkçenin en kolay, en leziz, en lokum konularından birine hazır mısın Tonguç evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün esasında 10 saniyede öğrenilecek kadar kolay bir konu. Yüklemine göre cümlelere bakacağız. Fiil cümlesi mi, isim cümlesi mi? Sadece yüklemine bakıp anlayacağız. Ahmet eve geliyor. Fiil. Fiil cümlesi olacak. Ahmet çalışkandır. Çalışkan isim olduğu için isim cümlesi olacak. Yüklemin yerine göre cümlelere bakacağız. Yüklem sondaysa kurallı, değilse devrik olacak. Eğer yüklem yoksa da eksiltili cümle olacak. Anlamına göre cümlelere bakacağız. Anlamı olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz, soruysa soru, ünlemse ünlem cümlesi olacak. Yapısına göre cümlelerde de tek yüklemli cümleler, fiilincisi bulunan cümleler, birden fazla yüklemi olan cümleler ve bağlacı olan cümlelere bakacağız. Burası basit ve çok kolay bir konu olmuş herhalde benim. Şimdi ardından da sizler mutlaka 0'dan 8'e sözel kitabımızdan, taktikli Türkçeden, dinamo Türkçeden ve zoru bankası Türkçeden bu konuya alakalı sorular çözdüğünüzde bu konudan soru kaçırma ihtimaliniz 0 arkadaşlar. 2021 LGS'de bu konudan soru gelmemişti. Ama 2020'de, 2019'da, 2018'de bunlardan soru gelebiliyor. Hadi gelin o zaman videomuza başlayalım ve LGS kampımıza Aralık ayına bomba gibi girelim. Ardından da zaten 2021 yılını bitirip 2022 yılına, yani sizin en güzel liselere gireceğiniz yıla başlayacağız. O zaman hemen videomuza başlayalım. Hadi bakalım. Yüklemine göre cümleler dediğimiz şey esasında yüklemin türüne göre diye de sorulabilir. Yani şöyle, hangisi yüklemine göre farklıdır diye sorabilir. Hangisi yüklemin sözcük türüne göre veyahut da yüklemin türüne göre diye de bilir. Bunu sana testlerde ya da sorularda verebilir. Veyahut da yeni nesil sorularda üstte bir bilgi verir. Der ki yüklemine göre cümleler fiil cümlesi ve isim cümlesi olmak üzere iki kısımda incelenir. İsimci falan der, sonra soruyu sorar. Dolayısıyla sen her türlü bunu yakalarsın. Peki yüklemine göre cümleler kaç ayrılıyor? İki ayrılıyor Tonguç. Fiil cümlesi ve isim cümlesi. Son derece basit. Fiil cümlesinin yüklemi fiilden oluşuyor. İsim cümlesinin yüklemi ise fiilden oluşmuyor. İsimden, sıfattan, zamirden, zarftan fark etmez. Mesela Fırat bugün eve geliyor. Gelmek bir fiil mi? Fiil. O zaman bu bir fiil cümlesi olmuş. Niye? Çünkü geliyor bir fiil. Hücreler mikroskopta incelenir. Bak bu bir fiil. O zaman bu da fiil cümlesi. Yalnız kaldığı her an bir şeyler düşünür. Bunların hepsi düşünür sözcüğü, incelenir sözcüğü fiil olduğu için bunların hepsi fiil cümlesi. İsim cümlesi ise yüklemin fiil olmayan cümle. Mesela Fırat bugün mutluydu. Bana ne? Bana ne değil oğlum. Mutluydu fiil mi isim mi? Mutlu hocam. Mutlu isim. Mutlu teyzemiz var bizim. Oğlum bak şimdi konuyu hep değiştiriyorsun. Mutlu bir isim ama teyzen olduğu için değil. Mutlu kelimesini mame ile olumsuz yapamıyorsun. Mutlu may olmuyor. Mutlu maydı. Olmuyor. Mutlu bir isim. O zaman bu da bir isim cümlesi olmuş. Mesela şunlara bakalım. İklim toprağın oluşumunda önemlidir. Önemlidir bir isim. O zaman bu da bir isim cümlesi. Önemlidir diye bir fiil olamaz. Kardeşim bu konuda oldukça haklıydı. Haklı diye bir fiil yok. Haklıydı demiş. Bunların hepsi isim olduğu için bunlar da birer isim. Hocam cümlesi. Çok basitmiş bu konu. Son derece basit. Yalnız birazcık böyle eğer seçici bir soru gelirse diye bazı detayları vereceğiz. Bunları hiçbir yerde bulamazsın. Buraya dikkat edin. Detay akademi. Ne diyorsun oğlum? Değil sözcüğü eylemden sonra gelirse eylem cümlesi, isimden sonra gelirse isim cümlesidir. Bak bu ne demek? Savunma oyuncuları hızlı ataklarda hiç başarılı değil dedin ya. Bu cümlenin yüklemi başarılı değil. İşte buradaki başarılı sözcüğü isim olduğu için bu bir isim cümlesi. O zaman buraya yazıyorum. İsim cümlesi yazıyorum. Ama şuna bakalım. Size her şeyi söyleyecek değilim demiş. Şimdi burada bazı öğrenci... Değile bakmıyoruz sadece. Aynen. Aa değil kelimenin cümlenin sonunda o zaman bu birisi. Öyle demeyeceksin. Söyleyecek değilime bakacaksın. Yani söylemeyeceğim demek istiyor. Hocam o zaman gerçekten burada... Evet gerçekten heyecanlandım. Nutkun tutuldu gerçekten. Tonguç şu anda boğuldu arkadaşlar. Şimdi... ben de tuttum. Hocam pardon hocam. Esasında bize bir musluk suyu ikram edebilirler değil mi? Şöyle bir içebiliriz rahat rahat. Ama gerçekten zorlu koşullarda devam ediyor. Şimdi yüklemin yerine göre cümleler ise son derece basit Tonguç'um. Yüklemi sonda olan cümleler kurallı olacak. Sonda değil de ortada başta olan cümleler devrik olacak. Mesela Emre bugün geç kaldı. Bu cümlenin yüklemi geç kalmak sonda. O zaman bu kurallı cümle. Niye? Çünkü yüklem sonda. Bir dakika araba yerinde durakladı dediğimizde, yüklemi sona koyduğumuzda bu da yine kurallı cümle. Hatta sana bir detay vereyim Tonguç'um. Türkçenin en kurallı hali en başta özne olur, sonra nesne olur. Sonra dua etmek. Yer tamlayıcısı olur dediğin gibi. Sonra zarf tamlayıcısı olur. Sonra da yüklem olur. Mükemmelsin. Bu kurala uyulmadığı zaman anlatım sapıklığı oluşuyor, bozukluğu oluşuyor. Aa. Onu anlatım bozukluğu konusunda gelince göstereceğiz. Ama şimdilik biz şu kadarını bilsek yeterli. Yüklem sondaysa kurallı, sonda değilse devrik. Geç kaldı bugün Emre. Bak geç kaldı bu sefer baş aldı. O zaman ne oldu? Bu herhalde sefer... yabancı bir arkadaşımız. Yani biraz... Yok. Ben vermek sana 2 TL.
Ya öyle değil. O ben verdim dese Türkçe olduğu anlaşılır. Ama burada şöyle bir şey var. Türkçeyi biz bazen devrik de kullanabiliyoruz. Hatta ünlü edebiyatçılarımızdan Nurullah Taç hep Türkçeyi devrik kullanmış ki böyle dilimiz zenginlesin istemiş. Yapacak bir şey yok. Şimdi gözlerimin önünden geçiyor kervansaraylar dediğimizde burada yine... Geçiyor ortada olduğu için devrik cümledir. Saçma sapan bir cümledir. Tebrik ediyorum seni Tomuş. Normalde hocam onun kurallı hali nedir? Bunun kurallı halini hemen söyleyelim, getirelim. Gerçekten güzel bir soru sordun, akıl dolu bir soru sordun. Kervansaraylar gözlerimin önünden geçiyor demen lazım. Çünkü gözlerimin önünden kervansaraylar geçiyor. Da diyebilirsin, o da olabilir. Geçiyor yükleme sona koyduğun sürece... Hocam Türkçe mucizelerle dolu bir dil. Gerçekten insan kaybolabiliyor. Bir derya, bir okyanus diyebiliriz. Eksiltili cümleye baktığımızda yüklemi verilmeyen cümle türüdür. Bunda sana sınavda yüklemi olmayan, verilmeyen cümle diyebilir. Ya da yargısı tamamlanmamış ifade eder. Bak bunu bazı sınavlarda tamamlanmamış ifade. Bu abilerin girdiği sınavda böyle diyor. Aşağıdaki hangisi de yargısı tamamlanmamış bir ifade vardır diyor. Ne diyor ya falan demeyeceksin. Bu eksiltili cümle. Yani yüklem yok. Yüklemi verilmeyen cümle türü. Acı acıyı susancıyı. Ne diyorsun ya? Bastırır diyecek ama yüklemi söylemiş. Eve gelirken sebze, meyve. Bak cümlelerine yüklemi yok. Hocam çok böyle eksik kaldı ya. Eksik olduğu için de zaten biz bunlara eksiltili cümle keşke diyoruz. Keşke yüklemi olsaydı. Olsa ama yapacak bir şey yok. Adı üzerine eksiltili cümle. Anlamına göre cümleler ise son derece basitül aziz. Yani çok basit, çok kolay. Niye? Burada eğer cümlenin anlamı olumluysa olumlu olacak. Hocam bununla ilgili şarkınız vardı sizin. Onu dinledim, her şeyi anlamıştım zaten. Aynen, cümle türleri şarkımızla dinlersen son derece konu pekiştir. Nerede hocam? Tabii ki de. Bu kanalda hemen burada Tonguç 8. sınıf kanalında izleyebilirsin. Aynı zamanda aşağıdaki linkte de onu koyduk. Aşağıdaki linkten de şarkımızı dinlersen konuyu çok daha eğlenceli bir şekilde öğrenebilirsin. Biz şimdi birazcık sıkıcı anlatıyoruz tabii. Öğrenciler hocam çok sıkıcı. Hocam gerçekten çok sıkıcı anlatıyorsunuz. Teşekkür ederim Tonguç'um. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Şimdi anlamına göre cümlelerde olumlu cümlenin anlamı olumlu. Eylemin yapıldığını veya yapılacağını belirtir. Ders çalışıyorum. Bu olumlu. Anlamca olumlu. Bence çok olumsuz bir cümle hocam. Ya sana göre öyle de ama normalde çalışma eylemi gerçekleşmiş. Ders çalışmıyor değilim. Bu da çalışıyorum demek istiyor esasında. Biçimce her ne kadar olumsuz dursa da anlamca olumlu bir cümle. Niye? Annem sorunca ben böyle konuşuyorum hocam. Annemin kafası karışıyor, paralize oluyor. Gerçekten çok hilelisin Tonguç'um. Ders çalışmıyor değilim anneciğim dediğinde anne falan her şeyi söylemiş oluyorsun. Yani ders çalışıyorum demek istiyorsun özetle. Türkiye'deki sulak alanlar kuruyor. Bu da maalesef olumlu bir cümle Tonguç. Niye? Çünkü kuruma eylemi gerçekleşiyor. Fakat bu kadar zorunu sormazlar. Çok olumsuz bir cümle gibi geldi bana. Bu kadarını sormazlar. Kasabadaki bütün eczaneler açıktı. Bu da yine olumlu bir cümle. Yani bir eylem mesela Tonguç giderken ya, ne diyorsun oğlum? Artı yaptınız ya. Oğlum artı yaptım. Hacı şart demedim. Tonguç yolda giderken çukura düştü. Bu olumlu bir cümle. Çukura düşmek kötü bir şey ama düşme eylemini gerçekleştirdi diyebiliriz. Olumsuz cümle ise tamamen olumsuz. Anlamca olumsuz. Eylemin yapılmadığını veya yapılmayacağını belirtti. Ders çalışmıyorum dediğinde direkt anlamca olumsuz olmuş oluyor. Zaten mame olumsuz ikinde koyduk. Ne arıyor ne soruyor. Şimdi bak burada arıyor ve soruyor yazıyor. Ama esasen ne arıyor ne soruyor dediği için bu biçimce olumlu bile dursa yani mame iki olmasa bile anlamca olumsuz olarak karşımıza çıkıyor Tonguç. Mesela serbest vuruşta kaleyi tutturamadı. Olumsuz. MMA 2 olumsuzluk. Evet, hem biçimci olumsuz hem anlamcı olumsuz. Kasabadaki eczaneden hiçbiri açık değil. Değil var. Hem biçimci olumsuz hem de anlamcı olumsuz. Açık değil, kapalı yani. Dolayısıyla Tonguç'um cümlede olumsuzluk mame olumsuzluk ekleriyle ve değil yok sözcükleriyle yapılıyor. Eğer bir cümlenin içinde değil yok varsa mame varsa bu cümle biçimce kesin olumsuz. Ama anlamını anlayarak mesela bu markette yok yok. Demek ki her şey var. O zaman bu anlamcı olumlu diyeceksin. Hocam gerçekten beyin şimdi beynim hoşafa döndü hocam. Evet. Güzel tam bir şey. Tam bir hoşiyim hocam ben. Güzel. Bazen cacığa dönüyorsun üzerine yoğurt katıldığında. Bazen hoşafa dönüyorsun. Değişik gıdaların farklı bir karışımısın Tonguç'um. Tebrik ediyorum seni. Bazı cümleler olumsuzluk ifaden ek ya da sözcük aldığı halde olumlu anlam taşıyabilir. Yani biçimci olumsuz, anlamcı olumlu cümle olabilir. Mesela seni anlamıyor değilim. Yani seni anlıyorum demek istiyor. O zaman toplamda bu anlamcı olumlu. Niye? Çünkü anlıyorum demek istiyor. Ama biçimci olumsuz. Niye? Çünkü içinde mame var, değil var. Hani matematikte Mehmet Hoca diye eksi eksi artı olur diye. Bu da bak. M eksi, değil eksi, eksi eksi ne oluyor? Artı oluyor. Artı oluyor. Böyle bir şey. Bazı cümleler ise olumsuzluk ifadesi almadığı halde olumsuz anlam taşıyabilir. Mesela bu kalp seni unutur mu? Unutmaz demek istiyor. Niye bakıyorsun oğlum? Unutmaz desene Allah'ım. Aa, unutmaz hocam. Unutmaz demek istiyor. Dolayısıyla burada her ne kadar unutur diye olumlu bir şey yazsa da olumsuz bir anlam çıktı. Ya olumsuz bir ifade var diyeceksin. Soru cümlesi ise son derece basit. İçinde soru iki ya da soru cümlelerinden biri bulunan ve soru
anlamı taşıyan cümlelerdir. Soru anlamı taşıması yeterli. Mesela bu konudan sınavda kaç soru çıkmış? Bu konudan gerçekten geçmiş yıllara baktığımızda cümle türleri konusundan her sene bir soru gelmiş. Şaka yapıyorsunuz. Evet. Geçen seneki sınavda cümle türleriyle alakalı bilgili sorusu gelebildi. Keşke dinleseymişim hocam sizi ya. Oğlum deli misin? Sabahtan bu sene giriyorsun sınavı. Şey yapmışım. Bunu söyleseydin dinlerdim hocam. Oğlum sen Allah'ım ya Rabbim ya. Bizim bütün konularımız zaten sınava uygun bir şekilde, sınavda çıkacak şekilde anlatıyoruz evladım. Bu konudan sınavda kaç soru çıkmış bir soru. Fakat bir de bu gerçek soru cümlesi oluyor. Gerçekten bir soru cevap bekliyor. Bir de bazen biz cevap beklememek üzere soru sorarız. Mesela Mehmet Akif Ersoy demiş ki kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda? Ben. Saçmalama oğlum böyle bir şey Allah'ım ya. Hayır işte ben feda canım. Olmaz ki diyor ama. Ha. Abi ben olur mu ki? Kim olur ki dese ha, tamam. Ha pardon hocam. Tamam sıkıntı. Aferin ben orayı kaçırdığını anladım. Burada hayır önemli... ben anlayamıyorum. Derin cümlelerde zorlanıyorum. Sıkıntı yok. Burada önemli olan şey şu Tonguç'um. Esasla Mehmet Akif Ersoy bu soruya cevap beklemiyor. Kim olmaz, kim olur öyle bir şey değil. Burada şunu demek istiyor Mehmet Akif Ersoy. Ben dedim. Vallahi herkes bu vatan... Hayır ben canımı feda ederim demek. Biliyorum Tonguç senin ne kadar vatansever olduğunu hepimiz biliyoruz. Yayınladığın her şeyden belli. Burada yanlış anlaşılma olduğu belli. Ben şunu demek istiyorum Tonguç'um. Burada Mehmet Akif Ersoy ne demek istemiş? Burada sen dangosun zaten seni geç. Akıllı olan insan Mehmet Akif Ersoy şunu demek istiyor. Herkes bu vatan uğruna... feda olur demek istiyor. Dolayısıyla burada esasında bir soru bekliyor. Mesela insan annesini hiç üzer mi? Üzmez demek istiyor. Yani bu zaten cevap belli olan bir soru. Ünlem cümlesine baktığımızda ise sevgi, korku, şaşırma, seslenme ifade eden cümleler. Ne kadar yaramazsın, eyvah çocuk düşecek bunlar ünlem cümlesi oluyor. Şimdi geldik konumuzun en önemli kısmına. Bunu da bitirdikten sonra zaten kısa bir sürede cümle türlerini bitirmiş oluyoruz. Şimdi yapısına göre cümleler ise Tonguç'um temel cümle, yan cümle mantığını bilmeden yapılamaz. Fakat oraya geçmeden önce yapısına göre cümleler esasında çok basit. Tek yüklemli cümlenin sadece bir tane yüklemi olacak. Fiilimsi bulunan cümlede bir yüklem olacak. Artı bir de fiilimsi olacak Tonguç'um. Birden fazla yüklem olan cümlede iki tane yüklem olacak en az. Bağlacı olan cümlede de en az iki yüklem olacak. Fakat arada ve gibi, ama gibi bağlaçlar olacak. Esasında konu bu kadar basit. Zaten eskiden bunun adı şöyleydi. Basit, birleşik, sıralı, bağlı. Ama artık... sınav komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı çocuklar rahat rahat yapsın diye adını da direkt tanımını yaptı yani. Hani basit cümle demiyor da tek yüklemli cümle. Bak tek yüklem var. İşte birleşik cümle fiilimsi bulunan. Bak içinde fiilimsi var. Birden fazla yüklemi olan cümle yani sıralı falan demiyor. Dolayısıyla burası son derece basit. Bunu güzelce öğreneceğiz. Fakat öncesinde temel cümle ve yan cümle mantığını öğrenmemiz lazım. Şimdi temel cümle esasında bildiğimiz cümleye deniyor. Bir cümlede ana yargıyı bildiren ve cümlenin en önemli olası olan yüklem ana cümleyi ifade ediyor. Mesela Tonguç her sabah okula gider cümlesinde gider sözcüğü yüklemdir ve bu cümlenin ana hattını oluşturur. Çünkü gider sözcüğü olmazsa bu cümle olmaz Tonguç'um. Tonguç her sabah okula. Böyle bir olmaz. Cümle olmaz. Dolayısıyla bu cümleyi cümle yapan cümlenin lokomotifi dediğimiz, yüklemi dediğimiz kelime gider sözcüğü ve bu temel cümle oluşturuyor. Fakat şuna bakalım. Tonguç'un her sabah okula gittiğini. Şimdi bak bu da bir cümle olmadı. Ya bu bir cümledir. Tonguç'un her sabah okula gittiğini. Ne diyorsun ya? Gittiğini biliyorum dediğimizde biliyorum sözcüğü yüklem olduğu için bu temel cümle oluşturuyor. Peki bu gittiğini ne? Bu bir fiilimsi. İşte biz bu fiilimsilere de biz yan cümle diyeceğiz. Ana yargı bildirmeyen temel cümlenin bir öğesi durumunda olan cümledir. Genellikle, gittiğini gitmediğini. Genellikle harikasın. Genellikle fiilimsilerle kurulan yan cümlelerdir. Burada şunu bileceksin. Yani Tonguç'un gittiğini, her sabah gittiğini, okula gittiğini diyoruz. Ama burada bir küçük bir alt küme var. Ama esasında temel cümle biliyorum ifadesi. Şimdi gel bunları daha rahat öğrenelim. Şurası zaten esasında bu sayfayı ekran görüntüsü alsan yeterli. Oo. Tek yüklem cümle bu. Fiilimsi bulunan cümle bir yüklem bir de fiilimsi olacak şurada. Birden fazla yüklem olanları yüklem virgül ye. Bağlacı olan cümlede ye ama arada ve veya ama bağlacı var. Şimdi hemen bunların detaylıca tanımına girelim ve bitirelim. Yalnızca bir yüklem var ve fiilimsi yok demişiz. Efe okula gitti. Bu kadar. Bu basit bir cümle zaten. Son derece basit bir cümle. 1071 yılından beri Anadolu'da bayram var. Bir tane yüklemimiz var. Fiilimsi var mı cümlede? Yok. O zaman tam basit. Ha cümle çok uzadı. Bir sürü kelime var. O zaman artık basitlikten... Hayır. Fiilimsi yoksa basit. Fiilimsi bulunan cümleye baktığımızda ise yalnızca bir yüklem artı fiilimsi var. Efe okula yürüyerek gitti dediğimizde veya yürüyerek gel dediğimizde burada bak geldi yüklem ama bir de yürüyerek, yürümeyerek diye zarf fiil var. Engelleri konu alan bir çizim yapmanı istiyoruz. İstiyoruz yüklemimiz. Yapmanı diye bir isim fiil var. Konu alan diye bir sıfat fiil var. Dolayısıyla burada fiilimsiler var. O zaman bu cümleler fiilimsi bulunan cümledir diyebiliriz. Birden fazla yüklem olan cümle ise bu sefer iki tane en az yüklem var. Mesela Efe okula geldi. Bu birinci yüklem. Virgül. Sınıfa girdi. İkinci yüklem. O zaman bu sıralı bir cümle. Pardon. Birden fazla yüklem olan bir cümle. Niye? Çünkü bak hem gelmek hem de girmekte iki tane yüklem var. At ölür. Meydan kalır. Allah korusun ya.
Yiğit ölür, şan kalır. Bak burada da hatta 2-3 yazacağım ama 3-4 yazacağım ama 1-2 yazdım gene. Ya bir sürü yüklem var. Ya beni ilgilendirmez. O zaman bu birden fazla yüklem olan cümle. Birden fazla. 2 olabilir, 3 olabilir. Adalet düzendir. 1. Parçanın bütün içindeki ahengidir. 2. Ya 2 tane yüklem var. Sıkıntı yok. O zaman birden fazla yüklem olan cümlenin tek bir özelliği var. Birden fazla yüklem olan. Adam yatmış, karısı tekne. Ha mesela oğlum böyle bir cümle mi olur Allah'ım? Birden fazla yüklem olan bir. Doğru. Cümle. Adam yatmış, karısı tekneymiş demek istiyorsun. Tamam, mantıklı. Değişik bir cümle ama biraz böyle trollü bir cümle. Acaba yatmış derken uyumuş mu diyorsun? Ha bir bakıyorsun ki senin bildiğin o tekne yattan bahsediyorsun. Güzel, trollü bir cümle. Şimdi burada şuna dikkat et Tonguç'um. Kim okula geldi? Efe okula geldi. Kim sınıfa girdi? Efe sınıfa girdi. O zaman burada özne ortaklığı var. Niye? Çünkü ikisini de yapan Efe, yani özne. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır dese herhangi bir... yapan farklı insan. Birisi at, birisi yiğit. Aynen. Dolayısıyla ortak öge yok. Yani burada öge ortaklığı var ama burada yok. Mesela adalet düzendir. Parçanın bütün... Burada da yine var mı bakalım? Var hocam. Var. Adalet ikisine de yapıştırıyor. Harikasın. Adalet düzendir. Adalet parçanın bütün içindeki ahengidir diyoruz. Dolayısıyla burada da özne ortak diyebiliriz. Aferin. O zaman buraya yazalım Tonguç'um. Gerçekten zeka dolusun ve zeka beyninden adeta fışkırıyor. Şimdi birden fazla yüklemi birbirine bağlaç ile bağlanıyorsa bağlacı olan cümle. Mesela Efe okula geldi, birinci yüklemimiz. Sınıfa girdi, ikinci yüklemimiz. Burada V bağlacı var. Tamam, o zaman bu da bağlacı olan cümle olmuş oluyor. Araba almak istiyoruz, birinci yüklem. Ama bütçemize uygun bir araç bulamadık, ikinci yüklem. Burada da ama yine bağlaç olduğu için bunu bağlacı olan cümle yapıyoruz. Şuna dikkat et. Ali ve Ayşe bize geldi. Burada bağlaç var mı Tonguç'um? Evet hocam var. O zaman bu bağlacı olan cümle mi? Bağlacı olan cümledir. Hayır, bağlacı olan cümle diyemezsin buna. Esasında mantıken öyle gibi duruyor ama bağlacı olan cümlenin mutlaka birden fazla yüklem olması lazım. Burada ise bir tane yüklem var. Dolayısıyla bu bağlacı olan cümle değildir. İçinde bağlaç var bu cümlenin. Ama bağlacı olan cümle denilen şey olması için mutlaka birden fazla yüklem bağlaçlarla birbirine bağlanması lazım. Bu haftanın ödülü sorusunu da yapıp yorumlara yazmayı unutmayalım arkadaşlar.